Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay, çok lezzetli palamut buğulama tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için tavaya biraz sıvı yağ aldım. Bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Bir tane büyük boy soğan, piyazlık doğradım. Soğanları biraz kavuruyorum. Üç diş sarımsak, onları da ince ince doğradım. Sarımsakları da ekledim. Sarımsakların kokusu çıkana kadar kavurdum. 3 tane rendelenmiş domates ekliyorum. Bir tane defne yaprağı. Bir tutam biberiye ekliyorum. Yarım limon suyu sıktım içine. Karıştırıyorum. Bir çay bardağı su ekledim. Karıştırıp pişmeye bırakıyorum. Kapağını kapattım. Biraz pişti. Tuzunu ekliyorum. Karabiber ekliyorum. Karıştırıyorum. Bu aşamada içinden defne yaprağını çıkartıyorum. Daha fazla içinde kalmasına gerek yok. 2 tane palamut. Ben bu şekilde dilim olarak hazırlattım. Sizler eğer isterseniz fileto şeklinde de hazırlatabilirsiniz. Palamutları dizdim. Üzerine tereyağı yerleştiriyorum. Parça parça tereyağı üzerine yerleştirdim. Kapağını kapatıyorum. Orta ateşte 15 dakika pişirdim. 15 dakikada palamutlar pişti. Gördüğünüz gibi bembeyaz rengini aldı. Üzerine de bir tutam ince kıyılmış maydanoz serpiyorum. Ocağın altını kapattım. Kapağını kapatıp 5 dakika dinlendirdikten sonra servis ediyorum. Nefis palamut buğulama tarifimiz hazır. Mutlaka denemelisiniz. Sizlere iç dokusunu da nasıl piştiğini de göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Lokum gibi yumuşacık olmuş. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.